Arkadaşlar, ben veteriner hekim Ahmet Mert. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle herkesi sevgiyle selamlıyorum. Dostlarım, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarıma yorum atmayı ve beğen atmayı unutmayın. Bugünkü hastalığımız hipokalsemi. Hipokalsemi bir metabolizma hastalığıdır. Özellikle doğumla birlikte süt veriminin arttığı dönemde ortaya çıkan bazı mineral eksikliği ne bağlı kaynaklanan bir feşlik hastalığıdır. Hocam bunun kızağısı öldü ya. Kızarlatırken. Doğum zor mu oldu? Çok zor oldu ya. Kaçıncı yavrusuydu? Ne kadar 5. Ya yavrum mu böyle görsen? Zaten bir daha simetri mimetri. Hay gibi ya. Kötü... Yok. O da suyu muyu patladığında ben buradaydım, başındaydım da. Kızağı öldürmeyek diye. Eşi de mi beraberinde geldi? He. Hoca eşi de beraberinde geldi, ne olur? Bir şey olmaz, normal. Sarı sonra da böyle yattığı yerden pisliklerini de attı parça şey yani. Kanman geldi böyle, bir daha bir şeyler oldu. Ne kadar oldu doğum yapalı bu hayvan? Yaklaşık 3 hafta oldu. 3 hafta. Daha öncesinde yine. Yok, hamileliğinde bir şey yoktu. Hamileliğinde bir şey yoktu bunun. Doğduğunda felç geçirdi mi? Yok, geçirmedi. Hemen kalktı. Doğumdan sonra felç geçirmedin mi? Yok. Doğumdan önce, doğmadan önce bir yattı gene böyle kalkmadı. Ne kadar önce? Doğumdan. 10 günü, 5 günü mü vardı? 10 günü bir mü hafta vardı? Önce doğumuna. Yattı, felçlik mi geçirdi? He. Yine tedavi yapıldı. Gene tedavi yapıldı. Ayağa kalktı. Böyle kalktı. Doğumdan sonra düşmedi. Yok. Ta ki? Düşmedi. 2 ay sonrasına kadar. Düşmedi, evet. Dışkılamayı da yaptı şimdi. Ne zamandan beri yatıyor hayvan? Akşamdan beri mi? Hayır, işte akşam yatmış, sabahleyin. Sabah hanım binek sahmiye gelmiş. Kalkmadı. Kalkmamış. Yani akşam bir şeysi yoktu. Yemini yedi. Ha canım, sağladı. Arkadaşlar, hipokalsemi doğumdan sonra şekillenir genellikle dedik ama bazen bu hayvanda olduğu gibi doğum öncesinde ve daha sonrasında da gelişebilen bir problem. Çünkü vitamin ve mineral eksikliği sadece doğumdan sonra oluşan bir problem değil, daha sonrasında da beslenmeye bağlı gelişen bir eksiklik olduğu için her zaman görülebilen bir problem. Adana yakındı kaçtı onlar. Hastalık böyle bir şey işte. Bitti hocam. Bitti.
çözelim ipi. Hayvan dışkısını ve idrarını yapmamış dünden bu yana. Al al. Hı hı. Hadi kalk kız, kalk. Kalkalım. Az kafasına bir su döküver. Hı? Kafasına az bir su döküver. Yerde. Şimdi sıcak suyu baba. Yok aşağı döküyor. Ha. Kafana. Kafasına dök, kafasına. Hadi kızım. Ha, bismillah. Ayaklar uyuşmuş. Memesinde ağrı yok değil mi? Yok yok yok. Diğer meme şişmiş biraz. Sağlamadı ya sabah. O tarafa yatmış baksana o. O memeye de bakın bazen meme ağrısı mastitis hipokalsemiye sebebiyet verebiliyor. Mastit yok. Yani memelerinde bir şey yok, bir sakınca yok. İşte gene bir bak ora bir şey. Hayvan yiyemedi. Düzgün yemedi ki sütü olsun. Yok o meme var ya, diğer memeyi bir kontrol edelim. Ha, olur. Hasta olmuş amca hasta. Ne gelin hadi ya. Kaç saattir yatıyor hayvan? Evet. Yem versem gelmiyor mu? Hafif yollu bir yem ver bakalım. Tabi akşamdan beri mide çalışmıyor şimdi. Felç olduğunda hayvanın vücudunun tamamı duruyor. Aynen. Mide dahil, idrar yolları dahil, dışkılama. Yani ne kadar vücut fonksiyonu varsa hepsi aşağı çekiyor vücut. Çünkü enerji kalmadığı için, kalsiyum kalmadığı aynen, için. Aynen aynen dediğin doğru. Artık şeye biniyor, normale biniyor. Kalsiyum da yapacağız mı? Yaptık, tedavi yaptık. Ha, yaptık mı? Aha, serum tedavisi yaptık. Şimdi bunun birkaç gün burada gündüzleri toprağa alın bu hayvanı. Değil mi? Güneş betonda durmasın. Güneşe alın. Güneş çok önemli. Tabii. D vitamini. Biraz kendine gelsin dışarı alalım yani. Tabii. Mevsim yeşil ot mevsimi. Yeşil ot verin hayvana. Yok o gün şeyde var. Kasıla bıraktık da. He çayır. Yemedi kasıla. Çayır yesin hayvan. Acaba dedim ilk defa kasıl yiyor şey yapıyor ya, ağzı buruşuyor yani. Evet. Ondan mı yemedi? Ne yaptı hayvan? Çayır yesin hayvan. Vitamin özellikle. Vitamin yapın hayvana. Yok, onun için kasıl. Yemlerine vitamin bak eksikliği oluyor hayvan. Bundan da düşüyor. Vitamin tozu mutlaka kullanın. Tamam. Vitamin bu tozu ne oluyor abi? Vitamin tozları satarlar onu veteriner kliniklerinde. Evet, yemlere katılır. Yemlere katılır. Yine hayvanlar önünde tuz minerallerinden olsun. Yalama taşlarından tamam mı? Senin dükkanda bulunabilir mi? Tabii tabii hepsi bulunur. Yorulmasa Ceyhan'a geldik mi alalım senden? Evet hayvanımız düzeldi ama riski devam ediyor. Birkaç gün yine riski olabilir. He. Hayvanı toprakta tutarsanız daha iyi olur. Tabii tabii onu şimdi biraz kendine gelsin dış güneş alır. Tabii güneş D vitamini çok önemli tabii, bu hayvanlar için. Kalsiyum biraz, minerali, kalsiyum eksikliği zaten bu. Bunun ana kaynağı. Kalsiyumun eksikliğinde de bir sürü şeyler var. Nedenler var olan. Yine mineraller, D vitamini, A vitamini bunlar çok önemli. He. Vücut için. Bunları desteklemek lazım. Hayvan çok da yaşlı bir hayvan değil. Yok yaşlı değil öyle. Hı hı.
Bunun zaten ilk buzağı bizim burada yaptı. Düğü aldık biz bunu. Ya annem sattırmıyor işte bunu. Ya işte bazı... Sütü iyi diyor. Gerçekten de sütü çok iyi yani. Şu köy bizden almak için sütü ölüyor. Bir o zaman göz değiyor süt, bizim hayvanın. Süt de kaliteli de. He, süt de kaliteli yani sütü de az değil yani iyi süt oluyor. Şimdi annem bir peynir çaldı. 2 gün biriktirdi. Hiç derse 8 kilo peyniri var maşallah. Maşallah. Valla dediğim gibi ama artık. Ama bak hocam diyor ki birazdan kendine geldi mi şöyle bir güneşe toprağa. Bu hayvan güneşi görsün. Tabii canım. Güneş vitamin yine bunun diyor. Yemlerine vitamin tozları var tamam amca? Vitamin tozları var. İçerisinde o tozların vitaminler, mineraller var. Kalsiyum da var. Sizde onlardan var mı? Var. İyi. Onlardan desteklemek lazım hayvanı. Ama yanında yok abimin dükkanda var. Hı-hı. Sizinki dükkanınız nerede? Benimki çarşı caminin orada. Ceyhan'da Merkez cami var ya. Tamam. Toprak yalama mı var dedin? E ya böyle toprağı yiyor ya. Acaba tuz eksikliği mi var? İşte vitamin eksikliğinden bahsettik ya az önce. Hayvanda eksik vitamin olduğundan dolayı bu feçlik de ondan kaynaklanıyor. Mineral eksikliğinden özellikle. Bir hayvanın tuz toprak yemesi o vücudunda eksikliği gösterir. Çok basit. Yemlerine vitamin tozu katacaksınız günlük. Bunu düzenli yaparsanız hayvanın sağlığı daha iyi olur. Felç olmaz. Düşmez. Toprak yemez. Amca bunu gündüzleri toprağa çıkart tamam mı? Toprakta biraz hayvan hareket etsin, gezsin. Yok, bundan sonra dışarıda artık bir akşam yatmada içeride. Yeşil ot zamanı gördüğün gibi onu yiyor bak. Toprak yiyor çünkü hayvanın eksikliği var. Tuz eksikliği var, mineral eksikliği var, vitamin eksikliği var. Bu da zaten hayvanın hastalığını tetikliyor. Amca geçmiş olsun ama söylediğim gibi mutlaka yemlerine günlük vitamin tozlarına koyuyorsun. Tamam. Önlerine yalama taşları var tamam, böyle. Ben gelirim. Kırmızı tuz diyoruz biz. Sen. Onlardan da alıp önlerine sürekli olsun. Tamam. Tamam geçmiş olsun. Sağ olun.